Bugün 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk birçok Avrupa ülkesinden daha önce Türk kadınına hem seçme hem seçilme hakkını verdi. Bugün bir kadın olarak, bir kadın başkan olarak karşınızda durabiliyorsam bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ama sevgili başkanımın da açıkladığı gibi maalesef siyasette kadın temsil oranında çok bir rakamsal anlamda düşüş var. 156 belediye başkanından bahsediyor ve 1930 yılından itibaren. Kadın mücadelesi bu anlamda çok zor olduğunu görüyorum. Bizzat ben de bu zorlukları zaman zaman yaşıyorum. Türkiye'de siyasetin erkek egemence yapılması, erkek eliyle, erkek diliyle yapılması kadını yoruyor. Çünkü kadının başka görevleri de var. Her şeyden önce biz anneyiz. Her ne kadar çocuğumuzun, ailemizin konfor alanını sağlasak da hiçbir şey yapamasak o sevgiyi o ailemize, o yuvamıza yansıtmamız gerekiyor. Bu anlamda kadının siyasette daha fazla yer alabilmesi için biz öncelikle mücadeleden yılmaması gerekiyor, pes etmememiz gerekiyor ve en önemli dinamiklerden bir tanesi de bizlerin birbirine, kadınların birbirinin elinden tutması ve destek olması gerekiyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve 2019'daki adaylığımla birlikte kadın siyasetçinin aslında toplum tarafından tabii kadın liyakat, bunun bir sürü denklemi var olduğunda toplum tarafından, özellikle kadınlar ve gençler tarafından çok fazla daha sempatik ve ulaşılabilir, yaklaşılabilir olduğunu görüyorum. Buradan da bütün kadınlara çağrı yapıyorum siyasete girmesi konusunda ve cesaretlenmeleri konusunda. Bugün benim için yine farklı bir gün aslında. Bugün saat 13 itibariyle ben de tekrardan Merkez Efendi'ye adaylık başlıyorum. Özellikle bugünü bekledik, 5 Aralık'ı bekledik. Böyle anlamlı bir günde vermek istedik. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah. Evet. İnşallah. 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 Güzel günlerde, mutlu günlerde, aydınlık günlerde görüşmek üzereyle. Mücadelemiz devam edecek. Ben burada olan herkese, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği, kadınlara verdiği bu hakların daha genişletildiği, daha özgür olduğumuz, daha mutlu olduğumuz günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.